Nasılsınız? Biraz gecikmeli oldu, kusura bakmayın. Problem değil hocam. İyiyiz Buyurun. hocam, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizlerle olmak güzel. Mesai bitimi. Çok teşekkür ederim. Sizi de görmek çok güzel. Buyurun lütfen. Hocam sizler izleyicilerimiz için kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii ki ben ortopedi profesörüyüm. Profesör Doktor Mustafa Kürklü. Ankara Gülhane mezunuyum ve tüm akademik hayatım Ankara Gata'da geçti. Şimdi İstanbul'da Bahçelievler Memorial Hastanesi'nde ortopedi departmanında çalışıyorum profesör olarak. Hem ortopedi profesörüyüm, üst lisansım da el cerrahisi uzmanlığı. Dük Üniversitesi'nde de el cerrahisi uzmanlığı yaptım. Şu anda İstanbul Bahçelievler Memorial Hastanesi'nde meslek hayatıma devam ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam Ben teşekkür verdiğiniz ederim. bilgi için. Sizin için de uygunsa sorularımıza geçebiliriz hocam. Tabii ki, tabii ki. Buyurun. Öncelik olarak bu soruları hasta kabul ediyor mu? Hangi hastalıklar öncelik taşıyor diye merak ediyor izleyenlerimiz. Şimdi bizim Memorial grubu farklı bir şey yaptı. Bahçelievler Hastanemizi, Memorial Bahçelievler Hastanesi'ni COVID dışında tuttu. Biz Bahçelievler Hastanemize hiç COVID hastası yatırmadık. Rutin hastalarımızı kabul etmeye devam ettik. Bu nedenle biz COVID'den çok etkilenmedik. Diğer hastanelerimize yönlendirildi. Acilde bu hastalara direkt triyaj yapılıp diğer hastanelerimize yönlendirdiği için biz her hastamızı kabul etmeye devam ediyoruz. Ben bugün mesela el cerrahisinde el bilek dört köşe artrodezini yaptım. Neredeyse her gün ameliyat yapıyorum ve normal hasta kabulümüze devam ediyoruz biz Bahçelievler Memorial Hastanesi. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Özellikle şöyle diyebilir miyiz? Bu süreçte hani bazıları hastaneye gelmekten korkuyor. Hani şu hastalık daha çok önem taşıyor diyebilir miyiz? Önem taşıyan hastalıkları böyle isim isim sayarsak yüzlerce olacak. Önemli olan şu, hastalarınızın şuna dikkat etmesi lazım. Geciktiği zaman tedavi edilse dahi ilk olduğu zamanki gibi sonuç alınamayacaksa ya da gecikmiş tedavilerin sonunda sekel kalacaksa bu hastalıklar mutlaka tedavi. Nedir onlar? Kronik hastalıklarımız değil. Mesela hastanın bir bacağı kısadır. Bu acil değil. Acil değil. Onun uzatılması, tekrar rekonstrükte edilmesi, işte 30 yıldır eğridir. Böyle bir ameliyat düşünüyordur ama şu anda o ameliyat olmayabilir ama mesela omuzunda bir ağrı başlamış. Ağrı giderek artıyordur. Arkasından hareket kısıtlığına neden olacaktır. Ya da el bileğinde ciddi ağrıları vardır. Ya da düşüp bir yerinde ciddi bir şişlik olmuştur. Kırık olup olmadığını bilmiyordur. Yine artan diz ağrılarımız. Ortopedi ile ilgili yeni oluşmuş şikayetleri artan her türlü rahatsızlıkla ilgili hastalarımız bizim hastanemize müracaat etmekten korkmasınlar lütfen. Biz katlarımızda COVID hastası yatırmıyoruz. Temiz bir hastaneyiz. O konuda rahat olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hastaların içini rahatlatmış olduk böylece. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam sıradaki soru çok merak edilen ilizarovla alakalı. Boy uzatma Evet. ameliyatı. İlizarov ameliyatları hakkında öncelik olarak sizden kısa bir bilgi istiyorum. Daha sonra İlizarov hangi problemlerin tedavisinde kullanılabilir diye takipçileriniz çok merak etmiş. İlizarov hastalığı, İlizarov'u biz neyde kullanıyoruz? İlizarov aslında çok eskilerde kaldı. İsmi İlizarov olarak kaldı. Deformite düzeltme, yani bir ekstremitedeki, koldaki ya da bacak eğriliği düzeltme ya da kısalığı uzatma yönteminin ismi. Eskide kalmış bir yöntem ama hala kullanıyoruz. Eskimeyen bir yöntem. Biz bunu nelerde kullanıyoruz? Hastaların üç ana rahatsızlığında kullanıyoruz. Bir tanesi, hasta doğuştan cücedir. Boyu kadınlarda 1.35'in altında, erkeklerde de 1.45'in altında ise boyunu bu sistemle, bu sistemin de değişik modelleri var. LRS dediğimiz sadece bacağın tek tarafında olan ya da yuvarlak halka gibi olan ya da artık yeni çıktı, yaklaşık 8 yıldır piyasada olan, direkt kemiğin içine konan, dışarıdan manyetik bir alanla uzatma yapan çivi, uzatma çivileriyle hastanın boyunu rahatlıkla uzatabiliyoruz. O zaman bir boy uzatmada. Sadece cücelerde mi? Hayır. Eğer erkek hastalar özellikle 1.70'in altındaysa, kadınlar da 1.60'ın altındaysa ve bu boy kısalığı kendisine psikolojik bir sorun haline getirmişse, hem iş hem de sosyal yaşantısında olumsuz etkiliyorsa bu hastamızı, yine bu hastalarımızı psikiyatristlerle görüştürüp gerçekten bunun boyu uzadığı zaman hastamızın hem sosyal yaşantısında hem de iş yaşantısında başarı sağlayacağını bize rapor ederse bu hastalarımızı da uzatıyoruz. Bir boy ne kadar uzatır? Uzatma açısından bakarsak. Bir boy mevcut uzattığınız kemiğin %25'i kadar uzatılır. Ne demek bu? Bizim uyluk kemiğimiz 33 santimetredir. Uyluk kemiğinden yaklaşık 7 santim uzatabilirsiniz.
Tibia kemiğimizde, kaval kemiğimizde 31-32 santimdir. Ondan da 7 santim uzatırsınız. O zaman bir seansta hastanın boyunu yaklaşık 15 santim uzatabilirsiniz iki kemikten. Bunlar maksimum oranlar. Yani size 1.55 ile gelen bir hastayı 1.70 ve üzerine 15 santim uzatarak çıkarabilirsiniz. 4 kemik uzatacağınız için yaklaşık bunun süresi 15-16 aydır. Ama bu hasta esnasında hastalar normal faaliyetlerine, yaşantılarına devam ederler. Hastanede sadece 2 gün kalırlar. Koltuk değneğiyle yürüyerek, uzatmanın son 3 ayında da hiç koltuk değneği kullanmadan yürüyerek toplam 4 kemikten 15 santim uzatmayı 15-16 ayda tamamlayarak boylarını 14-15 santim uzatmış olurlar. Başka nerede kullanıyoruz? Yine çok önemli bir şey. Genellikle doğuştan olan rahatsızlıklarda ya da kaza sonrası, trafik kazası ya da yüksek enerjili ateş silah yaralanması sonrası bacağında ya da kolunda bir eğrilik kalmışsa ya da ekleminde açıp kapanmama varsa, eklemi kilitlenmişse buralarda da bu uluslararası yöntemini yine eğrilikleri düzeltme maksatıyla kullanıyoruz. Üçüncü kullanım aralığımız dünyada da böyle bu. Kemiğin kronik enfeksiyonları, kemik enfeksiyonları. Kemik enfeksiyonlarını biz tedavi ederken enfeksiyonu tamamen temizledikten sonra kemiği tespit etmek için içeri materyal koymuyoruz. Plak ya da çivi koymuyoruz. Dışarıdan ilizorov dediğimiz ya da LRS dediğimiz bu fiksatörlerle hastanın tedavisini devam ettiriyoruz. O zaman üç ana noktada kullanıyoruz. Bir tanesi boy uzatma, bir tanesi eğrilik düzeltme, bir tanesi de geçmeyen kronik kemik enfeksiyonlarında ilizorov cihazını ya da fiksatörleri rahatlıkla kullanabiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir sonraki sorumuz da ilizorovla alakalı. Kusura bakmayın. Buyurun. İlizorov ameliyatında kemiklerin iyileşmesinde yaşın bir etkisi var mıdır diye sormuş bir takipçimiz. Çok var. Şimdi biz eğrilik ya da boy uzatmaya 4 yaşında başlıyoruz. 4 yaşından itibaren okul çağı öncesinde bitirmek istiyoruz. Çocuklarda bu sorun varsa. Çocuklarda mesela 6 santim bir uzatma yaptınız bir ekstremitesinde. Cihazı çıkarma süreniz 4 ay, 3,5-4 ay. 6 santim uzatmayı 4,5 ayda bitiriyorsunuz. 4-4,5 ayda. Bazen 3,5 ayda biten çocuklarımız da var. Yetişkinlerde bu süre 6 ile 7 aya uzuyor. Çocukların kemikleri daha hızlı kaynıyor. Yaklaşık 1,5 kat daha hızlı kaynıyor yetişkinlere göre. Kaynama süresi bu nedenle yetişkinlerde ve çocuklarda farklı. Peki hele üst sınırımız ne? 4 yaşında çocuklarda başlıyoruz. İşte kaç yaşına kadar uzatıyoruz? 55 yaşına kadar. Ben bu hafta uzatıp Diyarbakır'a gönderdim. Bir hastam ismini söylememde de sakınca yok. Melik Bey. Mesela o 7 yaşında uzatmaya başladık. Hem eğriliğini düzelttik hem de uzatmaya başladık. Onun için üst sınırda da kaynama düşeceği için 55 yaş olarak belirliyoruz. 4 yaş ile 55 yaş arasında hastalarımızın eğriliklerini düzeltip boylarını uzatabiliriz bu sistemle. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İlizorov'la alakalı bir merak edilen soru daha var hocam. İlizorov ameliyatı sonrası hastayı nasıl bir süreç bekliyor? Gündelik yaşam rutinine tam anlamıyla ne zaman dönebilir diye sormuş bir takipçimiz. İlizorov ameliyatından sonra hastaları 2 gün hastanede tutuyoruz. Koltuk değneği yürümesini öğretiyoruz bu sürede. Basarak ama. Üzerine basmamak diye bir şey yok. Basarak. Hastalarımız bu süreçte normal sosyal hayatlarında 2 hafta, 3 hafta evde kalarak dönebilirler. Ama bu hastadan hastaya değişiyor. İki tür cihaz kullanıyoruz demiştim. Biri kemiğin içine koyduğumuz uzatma çivileri. Onu koyduğumuz hastalar bir ay sonra her türlü işine de gidebiliyor koltuk değneğiyle. Dışarıda çıkabiliyor. Sosyal hayatına ve iş hayatına dönebiliyor. Ama uzatma yapıyorsak çiviyle hastayı üzerine hiç bastırmadığımız uzatma süresince bir süre var. Ama bunu ilizorovla yapıyorsak uzatma yapmaya başladığımız andan itibaren hasta tam yük vererek yürüyebiliyor. Uzatma ilizorovla çivinin farkı bu. Çivide uzatma süresince mesela 6 santim uzatacaksanız hastayı yaklaşık 2 ay boyunca bastırmıyorsunuz. Koltuk değneğini yürütüyorsunuz. 6 ay ilizorov uzatacaksanız 6 santimi hemen bastırıyorsunuz. İlizorov cihazı dışarıda intramedüler çivi dediğimiz kemiğin içine konulan çivi içeride hiç gözükmüyor. Bazı hastalar dışarıda cihaz olmasından rahatsız oluyor ve işlerine gitmiyor bu süreç boyunca 6 ay. Ama ben hastalarıma hep söylüyorum. Benim kendi şu an doktor olmuş hastalarım var. Çok sayıda. Çocukken yapmışım. Biriyle hala çok yakında görüşüyorum. Mesela o tıp fakültesine de devam etti. Bu cihaz ayağındayken. Çünkü onun yaklaşık 21 santim kısalığı vardı. 4 seansta 21 santim uzattık onu. Neredeyse tıp fakültesinin belli bir aşaması, okul hayatının belli bir aşaması bu cihazla geçti. Bence hastalar
ilizoro cihazı yapılmışsa ya da LRS tüpü, eksenel fiksatör yapılmışsa iş hayatına ve sosyal hayatına bir ay içinde dönebilir. Tedavi süresince işine ve sosyal hayatına devam edebilir. Çok teşekkür ediyorum hocam. Canlı yayınımızdan bir soru gelmiş. İzleyicimiz soruyor. Hocam benim sabahları sol ayağımın üstüne basamıyorum. Gözle görünen bir şey yoktu. MR'da ayak bileği içinde sıvı izlendi. Tedaviyle geçti. Herhangi bir travma yoktu. Bunun hormon ilacıyla bir ilgisi olabilir mi demiş. Çok nadiren hormon ilaçları sinovya sıvı miktarını artırabiliyor. Ama mutlak o demek doğru değil. Bazen eklemin içindeki sinovya sıvının, eklemin kayganlaştırıcı sıvısının illa ciddi bir travma geçirme sonrası artması yok. Durup dururken sizin fark etmediğiniz şekilde zorlamayla, nasıl zorlama? Biraz fazla yürüme, uygunsuz basmayla da böyle şişlikler olur. Eğer bu bir sefer oldu ve tedavi edildiyse hiç endişelenmesin bununla ilgili. MR'da çekilmiş, tüm dokuları görülmüş, bağları, kıkırdakları görülmüş. Orada da bir lezyon yok. Sadece sıvı artışı. Bununla ilgili sorun yok. Ama bir yıl içinde 4-5 defa aynı eklem şişiyorsa o zaman o eklem içinden enjektörle girip o sıvıyı alıyoruz. Bugün öyle bir hastam vardı. O hastamızın eklem içi sıvısını direkt bakıya göndererek ne tür bir hücre var bu sıvının içinde ona bakıyoruz. Başka rahatsızlıklar araştırıyoruz. Ama bu bir sefer olduysa hastamıza geçmiş olsun. Bunu çok araştırmasına gerek yok. Sadece sinovya sıvının artışı olarak yorumluyoruz. Bitiriyoruz bunu. Çok teşekkür ediyorum hocam. Başka bir izleyicimiz skolyoz nasıl fark edilir diye sormuş size. Skolyoz çocukluk yaşında fark ediliyor. Bunu fark eden kişiler de anneler. Öncelikle anneler. Eğer hastalarımız kendini fark edecek şekilde aynaya bakıyorlarsa skolyozda şunu istiyoruz. Üst tarafınız çıplak olacak şekilde. Bayan hastamızsa sadece sütyeni olabilir, iç çamaşırı olabilir. Erkekse boy aynası karşısında iki hastamızın da durmasını istiyoruz ve kendisine bakmasını istiyoruz. Kendi muayene ediyorsa kendi. Skolyoz hastalarında hastanın bir omzu düşük olur. Diğer omzuna göre düşük olur. Birinci bulgusu budur. Direkt aynada baktığında skolyozun eğrilik tarafındaki omzu, konkav taraftaki omzu aşağıdadır. Konveks taraftaki omzu yukarıdadır. Annelere iş düşüyor burada daha erken çağda yakalamak için. Çocukların üst tarafları beline kadar çıplak olacak şekilde arkadan bakmalarını istiyoruz. O belin arkasındaki çizgide eğrilik olmamalı. Çocuk dik ayakta dururken. Bir de çocuğu belinden öne doğru eğmelerini istiyoruz. Öne doğru eğdikleri zaman da her iki kürek kemiğinin aynı seviyede olmasını istiyoruz. Skolyoz hastalarında kürek kemiğinin biri eğriliğin konveks tarafındaki yukarıda olur. Çok bariz bir gizli kalmaz. Annelerin hepsi bunu fark ediyorlar. Endişelenmesinler. Eğer çocuğun bir omzu aşağıda bir omzu yukarıdaysa, sırtındaki çizgiye baktığında bir eğrilik varsa, düz değilse ya da öne doğru eğdiğimizde kürek kemiklerinden biri yukarıda duruyorsa mutlaka bir ortopedi doktoruna müracaat etsinler. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sıradaki sorumuz donuk omuzla alakalı. Donuk omuz hangi belirtilerle hayatımıza girebilir ve evreleri var mıdır diye sormuş bir takipçi. Kesinlikle evreleri var. Çok iyi bir soru. Çok sık karşılaştığımız bir rahatsızlık. Şimdi donuk omuzu biz kadınlarda daha çok görüyoruz. Biz kadın erkek oranı 1'e 3. Nasıl başlıyor? Tamamen immünolojik bir olay. İlla travma olması gerekiyor. Bir travmatik olarak başlayabiliyor. Bir de vücudun sizin o ekleminizi yabancılaştırmasıyla başlıyor. Normal T hücreler oraya hücum ediyor. Donuk omuzdaki temel hikaye şu. Omuzunuzun kapsülü kalınlaşmaya başlıyor. İlk belirtisi, ilk aşaması ağrı. Hastanın omuz hareketiyle artan ağrısı ilk aşaması. İkinci aşaması hareketsiz de başlayan ağrı. Üçüncü aşaması hareketin kısıtlanması. Nerede? Özellikle 90 dereceye doğru geldikten sonra 0-90 derece arası rahat yapma. Baş üstüne kaldırırken 90 derecenin üzerine çıkarken hastanın ağrısının çok şiddetlenmesi. Üçüncü aşama. Dördüncü aşama kolun tamamen kilitlenmesi. Hastanın ağırlı aşamasında ikinci ve üçüncü aşamasında ilaç tedavisiyle başarı oranı hele hele birinci aşamasında %85'lerde. İlaç tedavisi, soğuk uygulama, iki ve üçte buna fizik tedavi de etkiliyoruz. Dördüncü aşamada sadece cerrahi. Atroskopik olarak giriyoruz, o kalınlaşan kapsülü ve etraftaki bağları gevşetiyoruz ve ameliyatta tam olarak omuzu açıklanmış oluruz. O zaman hastamızın sorusu dört aşaması var. İlk belirtisi ağrı. Özellikle gece ağrılar. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz cevabı. Yine omuzla devam ediyoruz. Omuz sıkışmasına karşı önlem alabilir miyiz? Bununla ilgili ipuçları verebilir misiniz diye sormuş bir izleyicimiz. Tabii ki.
Yine sık görülen omuz problemlerinden biri de omuz sıkışması. Omuz sıkışması nedir her şeyden önce? Omuz eklemi var. Böyle karşılıklı iki kemiğin eklemi. Bunun üst tarafında bir boşluk var. Buraya subakromial boşluk diyoruz. O boşlukta amorsör görevi gören bir doku var. Bursa diyoruz. Onun altında da omuzu yukarı doğru kaldıran kaslar var. Bir şekilde bu bursanın sıvının miktarının artmasıyla aşağıdaki kasa basarak omuzun rotator kaslarını ezmesi, omuz sıkışması bu. Pekala ne neden oluyor buna? Çok çok büyük ihtimalle en önemli nedenimiz doğrulama. Bir şekilde başüstü aktivitelerde ya da geriye doğru uzanıp bir şeyi almak şeklinde olan zorlamalarla o bursanın içindeki sıvı miktarı artıyor. Sıvı miktarının artmaya başlamasıyla birlikte ilk başta çok hafif ağrılar. Hasta önlem almazsa nasıl önlem alacak? İlaç kullanmaya başlamazsa, soğuk uygulamazsa gece ağrıları ekleniyor. Gece ağrılarından sonra hastanın artık şikayetleri gittikçe artmaya başlıyor. Kolunu özellikle başa kaldıramamaya, yükle götürememeye başlıyor. Bunlar da son aşamaları. Bu aşamada hasta mutlaka bize geliyor. İlk başlangıç ağrılı aşamada belki bekliyor ama hareket kısıtlığı başlayınca hasta hemen geliyor. Orada biz hastanın MR'ını çekip rotator kaflardaki o basının ne kadar olduğuna bakıyoruz. Amacımız ne? Rotator kaflardaki basıyı da 3 milim, 5 milim, 7 milim diye sınıflandırıyoruz MR'da. Eğer 7 milim ve üzerinde bir bası varsa o rotator kafı, o kası koparabiliyor. Kas kopmadan müdahil olmak istiyoruz. Bunu da derecelendiriyoruz. Eğer 2B'lik bir sıkışması varsa mutlaka ameliyat ediyoruz hastayı. Yine kapalı ameliyat. Artroskopik olarak giriyoruz. O omuzu sıkışan dokuları çıkarıyoruz. İki tane delikten girerek yapıyoruz bunu. Eğer bir ve ikinci aşamasında ise yine ilaç tedavisi ve soğuk uygulamanın başarı oranı %80-85'lerde. Onun için hastalarda omuz ağrısı başlamışsa ve yavaş yavaş artmaya da başlamışsa gece ağrısını beklemeden mutlaka doktorlara müracaat etsinler. Çünkü erken aşamada yakaladığımız zaman ilaçla tedavi, buz uygulamasıyla tedavi sonuçlarımız çok başarılı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Erken teşhisin önemini bir kez daha anlamış olduk. Çok önemli. Canlı yayınımızdan bir soru var. Merhaba hocam, menisküs yırtıklarından koruma yöntemleri var mıdır? Varsa nelerdir diye sormuş bir izleyicimiz. Evet. Şimdi menisküs yırtıkları sanki sadece sporcularda olur gibi bir algı var. Ama aslında böyle değil. Herkeste biz menisküs yırtığını görebiliyoruz. Şimdi dizimiz bu. Sporculardan daha çok görüyoruz. Şöyle dizimizi düşünün. Şimdi normalde direkt aldığımız yüklerle menisküsümüz yırtılmıyor bizim. Twist hareketleri en çok menisküsü yırtan şeyler. Bu şekilde twist yap. Ayak sabitken vücudumuzu dizimizin üzerinde döndürmek. Yüksek bir yerden atlamak. Çok ciddi bir yük binmesi dizin üzerine. Ya da dizin burkulması. Koşarken burkarak dizimiz direkt dizimizin üzerine düştüğümüzde dizimizde amortisör görevi gören iki tane menisküsümüzden daha çok iç menisküsü olmak üzere yırtıklar olabilir. Yırtıkların da 3 grade'i, 3 derecesi var. 1, 2, 3 diye ayrılıyor. Birinci derecenin hiçbir önemi yok. Sadece kontüzyon. Yani menisküste bir ezilme var. Kısa süreli aşırı aktiviteden korursak kendimizi hasta tamamen toparlıyor. İkinci derecedeki yırtık menisküsün kalınlığı yaklaşık kadınlarda 8 milim, erkeklerde 10 milim. Bunun yarısına kadar olan bir yırtık. Bu hastaları yakaladığımız zaman biz diyoruz ki bakın twist yapmayın. Koşuyorsanız ters zeminde koşmayın. Ve diyoruz sizin bu yırtığınızı biz PRP ya da kök hücreyle müdahil olacağız. Genellikle PRP ile 2 ya da 3 doz PRP yaparak hastanın bu yırtığını kapatmak istiyoruz. Üçüncü derece yırtıklar tam kat yırtıktır. Mutlaka cerrahi gerektirir. Çünkü menisküs dizin olmazsa olmazsa. Menisküsü alıp çıkardığınız zaman ya da parçaladığınız zaman 5 ya da 10 yıl içinde geçlenir. O zaman da artroskopik olarak yine kapalı olarak girip o yırtığı dikiyoruz. Hastayı bir ay boyunca bastırmıyoruz. Koltuk deneyiyle yürüyoruz. Bir aydan sonra da 15 gün fizik tedavi alarak tamamen hastalarımızı iyileştiriyoruz. Nasıl korunacağız? Nasıl korunacağız? Twist yapmayacağız. Ayağımız evet. Sabitken vücudumuzu çevirmeyeceğiz. Yüksek yerlerden atlarken çok dikkatli olacağız. Dizimizi döndürmeyeceğiz. Temel korunma yöntemleri bunlar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok güzel anlattınız gerçekten. Buyurun. Sıradaki sorumuz huzursuz bacak sendromu ile ilgili. Çocuklarda evet. Genetik payı var mı diye sormuş bir takipçimiz ve onun yanı sıra uygulanır diye de sormuş. Ne demiş? Sonu anlayamadım pardon. Tedavisi nasıl uygulanır diye sormuş evet. Hocam. Şimdi huzursuz bacak sendromu çocuklarda da görülüyor kesinlikle ama çocuklar daha çok atlanıyor.
işte hiperaktif çocuk denebiliyor. Psikiyatrik olarak etkilenmiş çocuk denebiliyor. Bu nedenle çocuklarda görülmez diye bir şey yok. Kesinlikle çocuklarda görülüyor. Çocuklarda görülürken genetik rolü var mı? Var. Yapılan çalışmalar mutlak değil ama %50 genetik rolü olduğunu söylüyor. Anne ya da babada varsa çocuklardan biri de %50 görülebilir. Kızlarda 4 kat daha fazla görülür. Kız çocuklarda daha çok görülür. Tedavisi var. Şimdi problem ne? Çocuğun ya da yetişkinin gece uykusunu bozacak şekilde sürekli bacağının hareket etmesi. Ayak parmaklarının, ayak bileği ekleminin, diz ekleminin sürekli hareket etmesi. Kişi bunun farkında değil ya da çocuk bunun farkında değil ama uykusu sürekli bölünüyor, uykusunun bölündüğünün farkında değil. Gündüz sürekli yorgun ve uyuyan bir kişi ya da çocuk. Çünkü dinlenemiyor çocuk. Tedavisi var. Birçok çeşitli ilaç kullanılıyor. Bu çocukları biz tespit ettiğimiz zaman nörologlarla, nörolog doktorlarıyla birlikte takip ediyoruz. Bu nedenle hiperaktivite tanısı konmuş bir çocuk olabilir demiş çocuk varsa mutlaka bu çocuklarımızın nörolog tarafından görülmesini istiyoruz. Çocuklarda bu daha önemli çünkü çocuğun okul hayatını, başarı hayatını etkiliyor. Ya da sürekli uyuyan bir çocuk varsa, okulda böyle çok şikayet geliyorsa, bu çocuk sürekli uyuyor derslerde, anne baba gece çocuğu takip edebilir. Bu çocukların bacakları sürekli oynar. Ayak parmakları kasılır geriye doğru. Çocuk ayaklarında kasılmalar hisseder dinlenemediği için. Bu tür bulguları olan çocuklar mutlaka çocuk nöroloğu tarafından değerlendirilmesi gerekir. Bu aktiviteleri azaltan ilaçlar kullanıyor. İlaç ismi söylemeyeceğim. Tedavisi var ve çok yüksek oranda da başarılı tedaviler var. Ama buradaki temel sıkıntı önce bunun tespit edilmesi. Diğer rahatsızlıklardan ayırt edilmesi. Hiperaktivite sendromundan ve psikiyatrik bozukluk diye bu çocukların davranışlarındaki bozukluğa yorularak bu problem böyle bir yere oturtulduğu zaman bu çocukların mutlaka huzursuz bacak sendromu nedeniyle değerlendirilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Canlı bir soru gelmiş. Merhaba, annemin kemik erimesi var. 10 senedir ilaç kullanıyor. Kullandığı halde kırılma riski yüksek. Kırılırsa kötüleşir mi? Sırt bölgesinde ne gibi önlem alabiliriz diye sormuş bir izleyicimiz. Şimdi kemik erimesinde kullandığımız o kadar ilacın yıllarca kullandığımız ilaçların katkısı yapılan tüm çalışmalarını gösteriyor. %3 ile 7 arasında. Yani sizin kemik yoğunluğunuzu %3 ile 7 arasında artırıyor. Sadece ilaçlara bel bağlayıp başka şeyleri bırakmamak gerekiyor. Neyleri? Bu ilaçlardan daha önemli olan iki şey var. Egzersiz, günde ortalama 3 kilometre yürüme. Çünkü kemikte şöyle bir şey var. Wolf karnı dediğimiz bir şey var. Wolf karnı şu demek. Siz ne kadar basarsanız, yürürseniz kemiğinizin üzerinde vücut o kadar kemik yapıyor. Siz basmayın, yürümeyin. Vücut hızlıca kemiği eritmeye başlıyor. Bu nedenle sizin yürümeniz çok önemli bu hastalarımızın. Yani osteoporoz başladığı anda ya da antropoz başladığı anda bir hastamızda önceden yürümüyorsa bile günde en az 3-4 kilometre yürüyecek bu hastalarımız. Bir. İki. Mutlaka güneş alacaklar. Günde 45 dakika saat 10 ile 3 arasındaki güneş hariç diğer saatlerdeki güneşleri alacaklar. Camın arkasından değil, ya balkonda ya da dışarıda direkt güneş alacaklar. İlaç bunların daha sonraki destekçileri. İlaç bunlardan daha önemli değil. Hastalarımızda şöyle bir algı oluyor. Ben bir sürü ilaç alıyorum, 3 tane ilaç alıyorum. Her şey hallolsun, öyle bir şey yok. Bu ilacın katkısı bu kadar. 100 üzerinden 3 ile 7 arası bir katkısı var. Nasıl korunuruz? 2 yılda bir yapacağımız nükleer tıptaki kemik erime tetkiklerini yaptırarak T skoru denen bir şey var orada. Ne kadar kemik erimemiz var? Bir, iki. Özellikle bu hastalarda belde ve kalçada sorun çıkar. Belde osteoporoz kırıkları olur. Kalçada da yine yetmezlik kırıkları olur. Kalça kırığı hemen ortaya çıkar. Şiddetli ağrı, hasta yürüyemez. O tespit edilir. Ameliyat edilir ve %100 iyileşir. Sorun yok. Ama belde biraz daha müzmin ortaya çıkar. Nasıl çıkar? Basit ağrılarla ortaya çıkar. Hastanın kompresyon kırığı olmuştur. Kemiği çökmeye başlamıştır ama hasta çok şiddetli ağrı hissetmez. Zaman zaman bel ağrısı hisseder. Normalde olmayan, hiç bel ağrısı olmayan, belli bir müddet sonra zaman zaman şiddetli olan bel ağrısı hisseden bir hasta hemen en yakın ortopedi doktoruna ya da beyin doktoruna gidecek. Beyin cerrahisi doktoruna. Bel filmlerini çektirip kontrol ettirir. Özellikle belde, özellikle de kadınlarda, hele hele erken menopoza girmiş kadınlarda çökme kırıklarını çok görüyoruz. Hemen önlem alınıyor bunun. Ne yapılıyor?
çökmeye başlamış olan vertebranın içi kemik çumatosuyla dolduruluyor, katılaştırılıyor ve o çökmüyor ondan sonra. Tedavisi çok kolay. Kapalı ameliyatla yapılıyor üstelik bu. Bu nedenle bu hastalarımız dikkatli olacaklar. Nasıl dikkatli olacaklar? Bir, yeteri kadar yürüyecekler. Düzenli beslenecekler. Uykularına dikkat edecekler. Mutlaka yürüyüş ve güneş alacaklar. 2 yılda bir nükleer tıpta kemik erime testlerini yaptıracaklar. Buna rağmen ortaya şikayetleri çıktığında, bel ağrıları çıktığında hemen doktorlarına kontrola gidecekler. Bu kadar. Korkmasınlar, artık o konuda teknoloji çok ilerledi. Çökme kırıklarının tedavisi çok kolay. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bel demişken belle ilgili takipçilerimizden bir soru gelmişti. Bel kaymasının çeşitleri var mıdır? Tedavileri çeşitlerine göre mi planlanır diye sormuş bir takipçimiz. Kesinlikle. Şimdi bel kaymasının 4 çeşidi var. 4 derecelendirmesi var daha doğrusu. Şimdi omurlar, 33 tane omur var belimizde. Yuvarlak kemikçiklerimiz omurlar şöyle bakarsak. Şimdi bu şöyle daha iyi gözükecek. Omurlar tam birbirinin üzerinde oturuyor. Omurların birbirinin üzerinden kaymasına göre derecelendiriyoruz. %25, %50 ve 6, %50 ve 75 arası %100 kayma. %25'e kadar olan kaymalara herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Sadece diyoruz ki kilo almayın. Ağırlarınız olursa ağır kesin. Ama %50'ye yaklaşmış bir kayma varsa bunun tedavisi ameliyat. Bu hastalarda çok ağır oluyor. Ne yapıyoruz? Üstteki vertebrayı, yukarı öne doğru kayan vertebrayı, omuru, alttaki omura tespit ediyoruz. Ve aralarını donduruyoruz. Bu iki omuru tek omur haline getiriyoruz. Böylece kayma şikayeti hastanın tamamen bitmiş oluyor. Derecesi var. Eğer %25 ve altındaysa ilaçla takip, kilo almama ve bel kaslarımızı güçlü tutma. %50'ye yaklaşmışsa kayma, yani 3. derecede ise o zaman da ameliyatla tamamen tedavi ediliyor bu hastalar. Zor bir ameliyat değil. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdiki sorumuz bel fıtığı ile ilgili. Bel fıtığı ameliyat sonrası tekrarlayabilir mi diye sormuş bir takipçimiz. Bel fıtığı ne demek? Şimdi bu omurların arasında, bu omurların birbiri üzerinden hareket ederken ve birbirine sürtmesine engel olan disk dediğimiz yapılar var. Bu disklerin içinde jelatinöz sıvı gibi bir yapı var. Eğer bu disk bozulur, içindeki sıvı, o sinirler, bel omurlarımızın arasından her aradan iki tane sinir kökü çıkıyor. O köklere gider, temas ederse ve köklerin üzerine bası yapmaya başlarsa bu sefer belde, ayakta, bacakta şiddetli ağrılar başlıyor. Daha ileri aşamasında siz ayağınızı yukarı doğru kaldıramaya başlıyorsunuz. Buna düşük ayak diyoruz. Bu aşamaya gelmişse hasta girerek o disk çıkarılıyor. Disk çıkarılırken tüm disk çıkarılmıyor. O basan kısmı çıkarılıyor sadece diskin. Giriliyor, o basan kısmı diskin alınıyor. Ama hasta bundan sonra kendine dikkat etmez. Öne doğru eğilir, çok yük kaldırmaya devam eder. Kilosuna dikkat etmez. Kilolanmaya devam ederse o arkadaki disk de gelerek bası yapar. Evet, tekrarlayabiliyor. O nedenle hastalarımız ameliyat oldum, her şey bitti demeyecek. Mutlaka ondan sonra 1 kilo almayacak, aşırı kilolanmayacak. 2, öne doğru eğilerek ağır yükler kaldırmayacak. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Canlı yayınımızdan bir soru var. Protez sonrası iyileşme süresi ne kadardır diye sormuş bir izleyici. Diz ve kalça protezi mi? Evet hocam, diz protezi sonrası iyileşme süresi ne kadardır diye sormuş. Şimdi diz protezi, ameliyatta biz hastanın protezini dizine sement dediğimiz özel bir çimento ile yapıştırıyoruz. Bunun donma süresi 12 dakika. 12 dakikadan sonra o protez oraya donuyor. Artık onu oynatamıyorsunuz. Ancak keserek çıkarabiliyorsunuz. Hasta 12 dakikadan sonra kalkıp yürümesiyle 2 ay sonra yürümesi arasında hiçbir fark yok protez açısından. Biz protez yaptıktan sonra bir gün sonra hastalarımızı ayağa kaldırıyoruz. Tam yük vererek yürütüyoruz. Walker denen yürüteçle dengesini sağlasın diye tam yük vererek yürütüyoruz. Hastanın 10. günde hemen hemen hiç ağrısı kalmıyor. 3. haftada elindeki Walker'ı alıyoruz. Hasta artık normal yürüyor. Buradaki tek ağrı duyacağı neden bu süreçte o kestiğimiz yumuşak dokular. Girerken kemiğe kadar gittiğimiz kasları kesiyoruz, bağları kesiyoruz, kapsülü kesiyoruz. Onların iyileşmesi kişiden kişiye değişerek 2 ile 3 hafta arasında değişiyor. Normalde 3 haftadan sonra hastalarımız yaklaşık 1 kilometre yürüyecek, ev içinde her şeyi yapacak hale gelir. Ama hiç ameliyat olmamış gibi ben çok hızlı hareket edeyim, koşturayım, bu hiçbir şeyi anlamayayım dediği süreçte 3 aydır.
3 ay sonra hasta o bacağından ameliyat olduğunu bile unutabilir. Bir problem yoksa. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sıradaki sorumuz sendromu ile ilgili. Karpaltınan sendromu sıradaki sorumuz sendromu ile ilgili hocam. Karpaltınan sendromu elde ve parmakta nasıl belirtiler verebilir? Günlük yaşantımızda karpaltınan sendromunu neler tetikliyor olabilir sorumuz. Karpal tünel sendromu el ayağımızın tam şuradan geçen 9 tane tendonumuz, bir tane de sinirimiz var. Medyan sinir. Bunların üzerinde de bir tane bağ var. Transvers karpal ligament dediğimiz bir bağ var. Bu bağ herhangi bir nedenle sertleşirse alttaki sinire basmaya başlıyor. Sinir bunun altından geçiyor. Bu bağ en çok kimlerde sertleşiyor? Şeker hastalarında ve romatoid artrit hastalarında ya da el teması çok olan kişilerde. Onlarda bu bağ sertleşince sinir burada sıkışmaya başlıyor. Sinir sıkıştığı zaman bulgumuz ne? Üç parmakta, özellikle de ikinci ve üçüncü parmakta yanma ve ağrı, uyuşukluk ve karıncalanma. Başlangıçta hasta sadece zaman zaman uyuşukluk hissediyor. İleri aşamada gün içinde de uyuşukluk başlıyor. Ama esas uyuşukluk ne zaman? Gece. Neden gece? Gece ağrı ve uyuşukluk. Çünkü şu şekilde hepimiz küçülerek yatıyoruz gece. Bütün eklemlerimizi fleksiyon dediğimiz kapama pozisyonuna getiriyoruz. Bu şekilde kapattığımız zaman sinir burada daha çok sıkışıyor. Gece boyunda böyle kalıp sıkıştırdığımız için sabah kalktığımızda el parmaklarımız, ilk üç parmağımız çok uyuşuk, ağrılı ve elimizi sallayarak rahatlamaya çalışıyoruz. Eğer bu aşamada önlem almazsak, önlemi ne? İlaç tedavisi, el bileğini ortez, özellikle gece, sadece gece yatarken elin katlanmasına engel olmak için ortez, velcro'lu küçük ortezlerden takıyoruz. Bunlarla hastayı takip ediyoruz. Hastanın uyuşukluğu ve ağrısı artarak giderse o zaman EMG yaptırıp sinirin ne kadar bası altında olduğunu görüyoruz. Eğer orta ve üzerinde bir bası tarif ediyorsa EMG bize, buradan yaklaşık yarım santim insüzyon yaparak girip kemiğin sinirin üzerindeki o bağı kesiyoruz ve hastanın tedavisi tamamen bitmiş oluyor. Korunmak için ne yapabiliriz? Özellikle şeker hastasıysak, hafif uyuşmalarımız başladıysa mutlaka gece ateli dediğimiz o ortezi yatarken pijama gibi elimize takacağız. Bu kadar. Ve şeker hastasıysak şekerimizi çok iyi kontrol edeceğiz. Böyle bir şikayetimiz varsa da bunun derecesini, nasıl takip edileceğini öğrenmek için de mutlaka bir ortopedi ya da el cerrahisi doktorumuzla görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Canlı bir soru daha var. 2 yıl önce ön çapraz bağ ameliyatı oldum. Bunun tam anlamıyla eski haline dönmesi kaç yıla bulur diye sormuş bir izleyicimiz. Aslında 2 yıl dönmesi için yeterli bir süre. Ön çapraz bağ ameliyatında 2 ameliyat kullanıyoruz. Bir hastanın kendinden alıyoruz. Buna otograf diyoruz. Ya da allograf. Dışarıdan satın aldığımız başka birinin bağını, kadavradan elde edilmiş bağ koyuyoruz. O bağın orada tamamen şekillenmesi, vücudun onun üzerinden onu bir scaffold olarak kullanıp bağ yapması yaklaşık 16 ay sürüyor. Kişiden kişiye değişiyor. Ama bunda teknik önemli, kullandığınız bağ önemli, kullandığınız bağın kalınlığı önemli. En önemlisi de hastanın fizik tedavi sürecini doğru uygulayıp uygulamadığı. Doktor-hasta ilişkisi burada çok önemli. Hasta iyi bir fizik tedavi almışsa, düzenli, sabit bir fizik tedavi günü yok. Mesela ön çapraz bağ ameliyatı eşittir 2 hafta fizik tedavi değil. Bu kişiye göre belirlenir. Fizik tedavi profesörü bunu muayene ediyor ve kişiye göre bir program oluşturuyor. Bu programı hasta çok iyi uygulamışsa, hastanın da iyi bir ameliyatı yapılmışsa, genellikle 12 ile 16 ay arasında hastanın ön çapraz bağı tamamen remodelize olur. Yani vücuduna uyum sağlar. Ama hasta kiloluysa, özellikle kiloluysa, ön çapraz bağı olduktan sonra çok agresif olarak yaşantısına devam etmişse, çok yokuş inip çıkıyorsa, çok merdiven inip çıkıyorsa, bu ön çapraz bağı oturtturduğumuz tünellerde genişleme olup ön çapraz bağı salınır hale gelebiliyor. Bu eğer 2 yıl geçmiş ve hala şikayeti varsa İki şey olabilir. Fizik tedavisi eksik olabilir hastanın. Yeterli fizik tedavi almamıştır. Ya da remodelizasyonla ilgili bir sorunu vardır. Ameliyat yapan doktor arkadaşın MR'la tekrar hastayı muayene etmesi gerekir. İyi bir muayene. Bağ sağlam mı? MR'da da bağ görmesi lazım. Çünkü kendi bağını koparabildiği gibi hasta sizin yaptığınız bağ da kopabiliyor. Ya da sizin yaptığınız bağ gevşeyebiliyor. Ya da sizin yaptığınız bağ çok iyi remodelize olmayabiliyor. Bunların üçü de yaşanabilir. O nedenle bağ ameliyatı yapılan hastaların 2 yıl boyunca doktoruyla görüşmeye devam etmesi gerekir.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir sonraki sorumuz tetik parmakla alakalı. Bebeklerde oluşan tetik parmak kendiliğinden geçebilir mi? Müdahale şart mıdır diye sormuş bir takipçi. Bebeklerde oluşan tetik parmak kendiliğinden geçmez. Genellikle baş parmakta oluşur ve çocuğun baş parmağının bu şekilde durur. Aileler bunu hiç fark etmeyen aileler bile oluyor 2-3 yaşına kadar. Bazı çok dikkatli aileler bunu ilk 1 yaşının içinde fark ediyor. Tetik parmak ne demek? Parmak ucunu bu şekilde büküp kapatan kasın, tendonunun tam şurada sıkışması demek. Onun içinde bir nodül var. Ne kadar? Mercimek büyüklüğünde bir nodül kitle var. Orada alttan geçeceği köprünün altından geçemiyor. Böyle takılı olarak kalıyor. Bu parmak hep böyle takılı olarak kalırsa, özellikle aile geç fark ederse, eklem buna göre şekilleniyor. Böyle şekilleniyor. O nedenle bu hastalar ilk 12 ay içinde ameliyat edilsin istiyoruz. Bu çok basit bir ameliyat. 10 dakikayı geçmeyen bir ameliyat. Buradan küçücük bir kesi yapıyorsunuz. O köprüyü kesiyorsunuz ve parmak direkt açılıyor. Bu kadar. Bu konuda gecikmiş hastalarım var benim. Lütfen anneler bu konuda dikkatli olsun lütfen. Baş parmak çocuklarda böyle tam geriye doğru iki parmak eşit olarak gidecek. Buna dikkat edecek anneler. Ameliyatsız olmaz. Ameliyatsız olmaz. Beklemeye gerek yok. Ameliyat olacak çocuk. Kendiliğinden geçebilecek bir problem. Hayır. Değil. Doğuştan olduğu için değil. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sıradaki teşekkür ederim. çok merak edilen PRP ile alakalı. PRP yöntemi hangi tedavilerde kullanılabilir? Tedavinin süreci ve işleyişi nasıldır diye sormuş bir takipçimiz. Bununla ilgili çok değişken protokoller var. Hepsi de doğru. Ne diyor, neyi kastediyorum protokol derken? Hangi aralıklarla uygulanır? Kaç defa uygulanır? Kimlerde tercih edilirle başlayalım. Şimdi PRP bizim kanımızın içindeki platelet dediğimiz iyileştirici hücreler. Hastanın kanını alıyoruz. Özel bir santrifüj cihazında özel ilaç koyarak, bunların hepsi ithal. Yaklaşık 10 cc'den 2,5 cc platelet. Plateletten zengin hücre elde ediyoruz, sıvı elde ediyoruz. Onu hastanın sorumlu yerlerine veriyoruz. Nerelerde kullanılır? Bütün eklemlerdeki menisküs ya da kas yırtılmalarında. Ya da tenisçi dirseğinde. Dirseklerdeki ya da kaslardaki ödemde. Ama biz ortopedist olarak en çok menisküs yırtıklarında ve kas yırtıklarında kullanıyoruz. Topuk dikeninde kullanıyoruz. Ama plastik cerrahlar daha farklı bir alanda kullanılıyor. Nerede? Güzellik maksatlı kullanılıyor. Kırışıkların giderilmesinde. Bu sizin kendi hücreniz, iyileştirici hücreniz, yırtık olan her yerde kullanıyoruz. Kas yırtığı, tendon yırtığı belli dereceye kadar ama. Ya da topuk dikeni ya da eklem civarındaki, özellikle dirsek eklem civarındaki tenisçi dirseğinde, yani epikondilitte, tendinitte PRP'yi yoğun olarak kullanıyoruz. Hangi protokolle kullanıyoruz? Bir haftalık aralarla 3 doz yapan protokol var. 2 haftalık aralarla 3 doz yapan var. Diğer protokolde bir ya da 2 hafta aynı ama 5 doz yapan var. 3 dozdan sonra elde edilen iyilik çok fazla değil. Esas 3 doz mutlak gerekli ama 5 doza kadar da çıkabiliyoruz. Protokollerde bunlar. Ya 1 hafta arayla ya 2 hafta arayla 3 doz ya da 5 doz yapılıyor. Hocam seanslar kişiye göre değişebiliyor mu? Her işleme farklı bir Hayır. Hayır. Sadece farklı protokoller var. Herkes kendi tecrübesine göre o protokolden birini oturtuyor. Ben 2 haftalık protokolü kullanıyorum. Başka bir arkadaşım 1 haftalık protokolü kullanıyor. Ama 2 haftayı da geçirmiyoruz. Çünkü iyileşme süreci. Verdiğiniz 2,5 cc'nin plateletin orada bir iyileşmesi için geçen süre var. O sürenin tamamlanması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sıradaki sorumuz ganglion kistleri iyi huylu kitleler midir? Kansere dönüşme ihtimali var mıdır diye sormuş bir takipçimiz. Ganglion kistleri daha çok el bileğinde oluşur. El bileğinde üstünde oluşur. Böyle bir şişliktir. Eklem içi sıvısıdır. %100 iyi huyludur. Eklem içi sıvınızın dışarı doğru balonlaşması, fıtıklaşmasıdır. El bileğinin üzerinde görürüz. Bir de el bileğinin bu iç tarafında görürüz. Bu %20, bu %80 görülür. Kanserleşme ihtimali %0'dır. Asla öyle bir şey yok. Bana gelen hastalar da bunları duyuyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde ganglion İçi sıvı dolu kesiciktir ve kanserleşmez. Ameliyat olması gerekir mi? Bu soruyu da çok alıyorum. Ameliyat olması için tek endikasyon ağrıdır. Ağrı yapmıyorsa, hasta da bu şişkinlikten şikayetçi değilse kesinlikle ameliyat gerekmez. Ama özellikle elini basıp kalkarken ya da elini böyle büktüğünde hasta ağrı duyuyorsa, bu onun iş ya da
günlük yaşantısında hastayı etkiliyorsa o zaman 1,5 santimetrelik insiyonla girip o ganglion oradan çıkarıp alıyoruz. Tekrarlar mı? Eğer lokalle yaparsanız tam olarak tabanından gidip subobunu bozarak alamamışsanız %10 tekrarlar. Ama blokajla yapmışsanız kemiğin bağın olduğu yere kadar gidip derinden almışsanız tekrarlamaz. Hastamızın dinleyicimizin sorusu, asla kanserleşmez. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sıradaki sorumuz uzun kemiklerle ilgili, uzun kemik kırıkları ile ilgili. Uzun kemiklerin kırıklarının kaynama süresi ne kadardır? Bu süreci kısaltan veya uzatan faktörler var mıdır? Kırığın kaynamaması gibi bir durum söz konusu mudur diye sormuş bir takipçimiz. Sanki tıp fakültesi öğrencisi gibi sormuş. Evet. Şimdi uzun kemiklerin kaynama süresi 6 aydır. 6 ayda bir kırık, siz ameliyat etmiş de olsanız, alçıyla da takip ediyor olsanız tam olarak kaynar. Eğer 6 ayda kaynamamışsa 3 ay daha takip edersiniz kırığı. Bu 3 aylık süreçte neyle takip ediyorsunuz? Direktrafiyle, filmle. 6. aydaki filmiyle 9. aydaki filmi arasında hiçbir fark yoksa, yani hiç iyileşme belirtisi yoksa buna kaynamama denir. Kemiklerin kaynamama ihtimali vardır. Tüm kırıkların 1/3'ü kaynamaz. Tekrar ameliyat etmeniz gerekir. Pekala, kaynamamada etkili faktörler nedir? Hastaya bağlı faktörler vardır. Cerraha bağlı faktörler vardır. Bir de implanta, kullandığınız materyale bağlı faktörler vardır. Hastaya bağlı faktör nedir? En önemli günümüzün faktörü şu anda sigara. Hasta sigara içiyorsa kaynamama oranı çok çok artıyor. Ben şu anda sigara içen hastalarımı bıraktırmadan ameliyat etmiyorum. Bekliyorum, bırakmalarını bekliyorum. Ya da söz alıyorum, kesin bıraktık diyorlar, öyle başlıyorum. Çok önemli. İki, hastayla hekim arasındaki uyumsuzluktan dolayı hasta erken basmıştır. İmplantta basmaması gereken bir süre bazı implantlarda var, hepsinde değil. Onu beklemeden üzerine erken basmıştır. O zaman yine burada kaynamamayla karşılaşabiliriz. Çünkü implant kırılabilir. Bir de her şey yolunda giderken kemiğin beslenmesindeki bozukluğa bağlı, yine hastaya bağlı faktör, hastanın kemiği kaynamak. Biyolojik yetmezlik diyoruz buna. Bir de cerraha bağlı faktör vardır. Cerraha bağlı faktör nedir? Dokuya çok kötü davranmıştır. Kemiği çok sıyırmıştır. Kemiğin canlılığını bozmuştur. Ve uygun implant kullanmamıştır. Bu da cerraha bağlı faktör. Bunlar nedeniyle kaynamama görülür. Ama normalde bir uzun kemik 6 ayda kaynar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Canlı yayınımızın son sorusuna geçiyoruz şimdi. Buyurun. Bu Ağustos'ta ameliyat şart mıdır diye sormuş bir izleyicimiz. Sorunu kaçırdım. Hallux valgus'ta ameliyat şart olmuş bir izleyicimiz. Aynı zamanda derecelerini de merak eden takipçilerimiz vardı hocam. Tamam. Hallux valgus nedir? Önce onu söyleyeyim. Hallux valgus ayak baş parmağının diğer parmaklara doğru eğilmesi. Şu şekilde eğilme. Bu eğilme konjenital olabilir. Yani doğuştan, aileden gelen bir yatkınlık olabilir. Ya da sonradan idiopatik dediğimiz nedeni bilinmeyen şekilde olabilir. Bu eğrilik derecelerine göre bir hallux valgus oluşturur. Eğer bu eğriliğin derecesi normalde 18 derecedir. 18 ile 26 derece arasındaysa başlangıç aşaması diyoruz. Ve hastanın o parmağına bir tane hallux valgus ateli koyuyoruz. Eğer 30 dereceye gelmiş de 26 ile 30 derece arasında ise, hatta 32 dereceye kadar, hastamıza diyoruz ki sizin bu eğriliğiniz artacak. O zaman size ameliyat edelim. O parmağın alt tarafındaki kemikten daha kolay bir ameliyattır. Chevron osteotomisi dediğimiz bir ameliyatla kemiğini keserek parmağın eğriliğini düzeltiyoruz. Hasta bundan bir hafta sonra üzerine basarak yürüyebiliyor. İyileşme süresi de tam olarak 1,5 ay. Bir de 32 derecenin üzerinde, hatta bazı doktorlara göre de 36 derecenin üzerinde bir eğrilik varsa, o zaman da kemiğin daha üstünden keserek parmağın düzeltme yapılıyor. Bu şekilde 3 farklı sınıflandırması var. Pekala, her hallux valgus hastası ameliyat edilmeli mi? Bu tamamen hastanın talebidir. Eğer hasta, neyin etkiler bu hastanın? Bir, ağrı yapar. İki, en önemli şey, ayakkabı seçimini etkiler. Ayakkabının yanından böyle şey gibi çıkar, her ayakkabısını bozar. Böyle orayı şişirir. Eğer hasta bunlardan şikayetçi değilse, bu eğrilikten şikayetçi değilse, ağrıyı da tolere edebiliyorsa hasta ameliyat olmayabilir.
Nereye gider ameliyat olmazsa? Bu parmağını çok sıkıştırdığı için diğer parmakları da eğiliyor. Bu sefer o parmaklar bir de yukarı doğru çomaklaşıyor böyle. Şöyle çomaklaşıyor. Bu sefer burada da nasırlar başlıyor. Ayakkabının üzerini de bozmaya başlıyor. Ayakkabının hem yanı hem üzeri bozuluyor. Şimdi benim böyle takip ettiğim hastalarım var. Çok rahatsız ama kesinlikle ameliyat olmak istemiyor. Çünkü kötü tecrübeler duymuş. Hallux valgus'un başarılı olmadığı ameliyatlarının bir duyum olmuş. Ve ameliyat olmuyor hasta. Bu hastanın tercihi. Ama hallux valgus ameliyatları son derece başarılı. Benim 73 vakalık bir serim var. Dünya Uluslararası bir dergide yayınladığım. Bugün de gelen bir hastam. İnanılmaz mutluydu. Hallux valgus hastaları çok mutludur gerçekten. Ama doğru açıda doğru ameliyatı yapmak şartıyla. Ameliyat kararı hastaya aittir. Hastanın ağrı ve ayakkabı konforu hastayı ne kadar rahatsız ediyor? Bu hastanın ameliyat kararını verdirecek kadarsa hastalar hiç tereddüt etmeden ameliyat olabilirler. Son derece başarılıdır hallux valgus ameliyatları. Daha bir hafta önce de bir doktor arkadaşım ameliyat etti. Yani çok başarılı ameliyatlar. Bu konuda hastalarımız endişelenmesin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Canlı yayınımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bana bu fırsat verdiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Ne zaman isterlerse bize sosyal medya aracılığıyla, sizin aracılığınızla ya da hastanemize gelerek ulaşabilirler, danışabilirler, telefon edebilirler. Özellikle bu süreçte hastalarımız hastaneye gelmekten endişeleniyor. Bizim Memorial Bahçeli Evler Hastanemiz COVID'den arındırılmış bir hastanedir. Bu konuda hiç endişe duymayın. Hocam öncelikle canlı yayınımıza katılımınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Ben de teşekkür ederim. Canlı yayınımızı kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için sizin Instagram ve Facebook hesabınızda Doktor Ötesi'nin Instagram ve YouTube kanalında tekrardan yayınlanıyor olacak. En tabii kısa zamanda umarım bir canlı yayında görüşürüz sizlerle. Çok keyifli bir canlı yayındı. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Siz de hoşçakalın.